Ahmet'in 4 YTL'lik, 5 YTL'lik ve 10 YTL'lik pullardan oluşan 17 tane pulu vardır. Ahmet'in elinde pulların her birinden en az bir tane bulunmaktadır. Pulların toplam tutarı 76 YTL olan Ahmet'in 4 YTL'lik kaç pulu vardır? A11, B12, C13, D14, E15 bütün şartları sağlamasına dikkat edeceğiz. Şimdi 4 YTL'lik puluna A diyelim, 5 YTL'lik puluna B diyelim, sayısını bilmiyoruz. 10 YTL'lik puluna C diyelim. A artı B artı C ne? Toplam bu pullardan kaç tane pulu var? 17 tane pulu var. Peki bu pulların değerini hesaplarken nasıl hesaplayacağız? Diyeceğiz ki, Ahmet bize gösteriyor, diyor ki şu 4 YTL'lik bir pul. Öyleyse diyoruz ki 2 tane 4 YTL'lik pulun varsa 2 çarpı 4'ten 8 YTL eder diyoruz. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. A dedik. Öyleyse değerine 4 çarpı A diyelim. Artı 5 YTL'liklerin her biri 5 YTL olduğu için 5 çarpı B diyeceğiz. Ve 10 çarpı C diyeceğiz. Ahmet'in pullarının toplam değeri 76 YTL soruda verilmiş. Bu noktadan sonra şunu düşünebiliriz. 3 tane bilinmeyen var, 2 tane denklem var. Bir noktada yanlış yapıyorum. Çünkü bütün bilinmeyenleri buradan çıkaramam. Ama burada ekstra bir durum olabiliyor. Yani bir özel bir durum oluyor. Bir bakıyorsunuz ki bir değişken zaten tek bir değer alabiliyor. Atıyorum B veya C sadece bir değerini alabiliyor. O zaman diyorsunuz ki sonuç ortaya çıktı. Pes etmeden devam etmek gerekiyor. Yani iki denklem oldu diye bırakmamak gerekiyor. Şimdi ben A'ları götüreyim. Üst tarafı 4 ile genişleteyim. 4A artı 4B artı 4C eşittir. 17'yi de 4 ile çarptım. Her yeri 4 ile çarptım. 76. 4A artı 5B artı 10C eşittir. 76. Şurası 68 pardon. 17 2 ile çarpıp 38 diye düşündüm. Karıştı kafam. Şurası 68. Şimdi denklemden birini diğerinden çıkarıyoruz. Yani şunu çıkartmak daha mantıklı tabii. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkaralım. 4A'dan 4A çıktı 0. 5B'den 4B çıktı B. 10C'den 4C çıktı 6C. B'lerle C'ler 6'lar benim de biraz karışıyor. 76'dan 68 çıktı 8. B artı 6C eşittir 8'miş. Yani bahsettiğim durum bu. Şimdi B ile 6 tane C'yi topluyoruz 8 oluyor. Şimdi bu ABC dediğimiz pulların sayıları. Yani pulun sayısı zaten eksi 2 olamaz. 0 olmayacağını da bize söyledi. En az bir tane bulunuyor. Eksi 2, eksi 3 olamaz. Pozitif olacak. Dolayısıyla B yani 1, 2, 3 gibi bir şey olacak. C de aynı şekilde. C 1 olduğunda zaten 6 ile çarpıyoruz. 6 oluyor. B de 2 oluyor. C birden büyük bir sayı olduğunda, 2 olduğunda örneğin 12 oluyor. B eksili bir şey olması lazım. O olamaz. Demek ki tek bir durum var. C 1 olacak. C 1 olduğu için B de 2 olacak. 2 artı 1 çarpı 6'dan 8 olacak. C'nin 1, B'nin 2 olduğunu bulduk. Toplam pul sayımız 17 idi. A, B, C'nin toplamıydı 17. C'den 1, B'den 2 tane varsa A'dan da 14 tane vardır. Cevabımız Denizli. Peki buradan aklımızda kalması gereken ne? Bize 3 bilinmeyenli bir denklem verebilir. Ve 2 tane elimizde bunu çözmek için denklem olabilir. Yani 3 bilinmeyenimiz var ama 2 tane denklemimiz var. Burada hemen pes etmemek lazım. Bazen de şöyle oluyor. Mesela burada öyle olmadı ama. Atıyorum. Şimdi yanlış da söylemeyeyim ama şu denklemden şu denklemi çıkarınca A ile B aynı anda gidiyor. Sadece C kalıyor. O zaman C'yi direkt buluyoruz. Böyle bir şey de olabiliyor bazen. Bize de soruda C'yi soruyor atıyorum. İki tane denklem var ama bir genişletip taraf tarafa çıkarttığımızda iki bilinmeyen birden gidiyor. Böyle de olabiliyor. Burada cevabımız 14. C'nin 1 olmasından yola çıkarak rahatça sonucu bulduk.